Söz etki karar kadınlara şiarıyla başladığımız ve bu sürecin ilk adımı olarak bu toplantıya hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Sizce önerilen sorular ve bu meclisten nezdinde beklentilerinizi duymak istiyoruz aslında. Şimdi bizim meclis çalışmalarının temeli bahsettiğim gibi kadın sorununun temeline inebilmek, en ucra köşedeki kadınlara bu meclisler aracılığıyla, mahalle komisyonları aracılığıyla siz aramıza gelen mahalledeki ya da ulaşamadığınız birçok kadının sesi olabilecek insan, kadın topluluğu olarak bu sorunları yaşayan kadınlara ses olmak istiyoruz. Eminim çevrenizde bunu yaşayan, aile içi şiddet gören ama şiddet görmesine rağmen sesini çıkartamayan, hala evliliğine devam eden, sevgilisinden tecavüze uğrayan ve o ilişkiye devam etmek zorunda kalan, birçok şiddetin maruz kalan, şiddetin sonucunda kadının kendi hayatına söz sahibi olamaması, psikolojik anlamda yaşadığı vakaları tedavi noktasına gidememesi, aslında kadının iki tık da olsaydı, zaten sistem de bunu istiyor. Yani erk bir sistemin getirdiği, toplumun ve sistemin bizim üzerimizdeki baskısının birçok alanda yaşıyoruz, görüyoruz. Ve bu yüzden de bu kadınların sesi olmak istiyoruz. Merkezimizde bir takım kurs faaliyetlerimiz var. Bu kurs faaliyetlerimiz el sanatları, ev yemekleri, ev tekstili, çocuk bakım elemanı, kuaförlük, bağlama ve piyano şeklinde. Tabii bu kursları biz aile destek merkezimizle ortaklaşa yürütmekteyiz. Onlar da bize katkı sunuyorlar, biz de onlara karşılıklı. Merkezimizde bir adet kreşimiz bulunuyor. Bu da gelen annelerimizin çocuklarını orada rahatlıkla bakabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Aynı zamanda bir tane de spor salonumuz var. Spor salonumuzda Duygu hocamız, beden eğitimi hocası kendisi. O da danışanlarımız da orada çeşitli sportif faaliyetler yürütüyor kendisi profesyonel anlamda. Bizim merkezimizin en önemli ayağını mahalle çalışmaları oluşturuyor. Biz mahallelere giderek hem merkezimizi tanıtıyoruz, onları kurumumuza davet ediyoruz. Hem de sosyal incelemelere çıkıyoruz. Aynı zamanda hemşire arkadaşlarımız her gün mahalleye çıkarak belirli noktalarda sağlık taraması yapıyorlar. Bu taramalar içerisinde tansiyon, şeker, kolesterol ölçmeleri yer alıyor. Kendileri ketenle de işbirliği içerisinde rahim ağzı kanseri ve meme kanseri üzerine ortaklaşa faaliyetler yürütüyorlar. Kadınlar çalışmalı çünkü ekonomik özgürlük, kim ne derse desin, ilk başta ekonomik özgürlük geliyor. Ekonomik özgürlüğü olmayan bir kadın maalesef önce kendinin bilincine varamıyor. Söz yetki karar kadınlara, söz sizde, önerileriniz bizler için çok önemli. Zaten bu meclisin amacı da bu. O yüzden söz sizde olacak ilk meclisimiz. Hep beraber ortak bir iradeyle meclisimizi var etmek için buradayız. İş hayatında da atladığımız bir şeyler de olabilir. Mesela çoğu kadına sorduğumuzda kadınlar şunu diyor mesela, hani koca diyor çalışma, evde otur, ben para getiriyorum. Korkuyor. Bir korku var bu toplumda. Hani şiddet yönelik. Bizim başta hani konuşmamız gerek. O ailenin aslında şiddet görerek bizim de ailemiz olduğunu söylememiz lazım. Bunu nasıl hani şey yapabiliriz? Bu oyun yaptığı nasıl kırabiliriz? Şiddet yoksa boşanmalar niye bu kadar çok diye düşünüyorum. Evet, bedensel şiddet değildir ama sözel, psikolojik o kadar fazla ki. İsim vermeden birkaç kadının paylaşımı, biz kadın olarak, bir de hani şunu diyorum, şiddet yaşayan kadınlar demeyelim, şiddetini fark etmiş kadınlar. Bir kadın rahatlıkla kalkıp derse ben şiddet yaşamıyorum, gülerim. Sistem zaten bizi susturmak istiyor, sistem bizi zaten geri plana atmak istiyor. Sözümüzün yetkimizi kısıtlayarak toplumun bizim nezdimizde beklentilerine göre hareket etmemizi istiyor. Biz bence buna uygun davranmadığımızı biliyoruz ama, yapmak istemediğimizi biliyoruz ama bazen bu toplumsal baskının esiri altında kalabiliyoruz. O yüzden bu meclislerle, bu meclis çalışmasıyla, mahalle komisyon çalışmalarıyla sizlerin bize getireceği sorunlarla beraber aşabileceğimize inanıyoruz.